Son dönemde üst üste gelen zamlar vatandaşın gündeminden düşmüyor. Biz de Çorum'da sokağa çıktık, vatandaşlara elektrik ve doğalgaz faturalarını sorduk. Ben şunu biliyorum, yat kalk zam, yat kalk zam, başka bir şey yok. Öyle. Bugün aldığımı yarın alamayayım aynı fiyata. Yat kalk zam, Kemal Sunal'ın filmi gibi, onun da bir zam filmi yok. Aynı öyle, başka bir yanıt yok. Çok kötü. Isınamıyoruz. İnan, akşam açıyoruz. 7'de açıyoruz. Saat 10'da kapatıyoruz. Donuyoruz. Daha şimdi kapattık. Sonumuz ne olacak bilmiyorum. Tasarruf yapıyoruz değil mi? Tasarruf yapıyoruz ama şu hayat canımızdan da ileri değil ama inan 100 milyonum vardı korka korka. 400 milyon doğalgaz parası koydum. Ayağımı ayakkabıyı bile daha yeni aldım. O doğalgaz parasının yüzüne kesilmesin diye. Allah'ım yardımcımız olsun. Nasıl yüksek geldi mi sizin Çok de? Yüksek çok. Aşırı derecede 300 lira, 900 lira, 1000 lira doğalgaz geliyor, 300 lira elektrik geliyor. 4250 lira asgari ücrete zam yaptılar. Bu ya milletin gözünü boyadılar, başka bir şey değil yani. Oradan öbür taraftan kepçeyle veriyor, kaşığıyla veriyor, kepçeyle geri alıyor. Şimdi ben Tayyipçiyim, bana hiçbir şeyi sorma. Elektrik ve doğalgaz faturalarını soruyoruz, nasıl yüksek geldi mi? Durum belli değil mi? Bir şey yorum yapmaya gerek yok o zaman. Değil mi? Şikayetçiyik her şeyden. Mahrumuk kızım. Gübre olmuş 500. Ben çiftçiyim. Mazot olmuş 15. Cepte para yok. Bu çiftçinin halı ne olacak? Yavrum bu çiftçinin halı ne olacak? Çek 1 lira oraya. Hep çiftçi dertleşiyor bak. Ya ortalık yanıyor yanıyor. Hani mazot düştü ya. Mazot düştü ya. Şeylerde marketler değerler niye düşmüyor? Düşmüyor. Tayyip Erdoğan bağırıyor, bak Cumhurbaşkanımız, marketler evet. Düşecek, Ahmetler düşecek, Mehmet aynı zamı zamına. Fıstık gibi geldi vallahi. Allah. Çok güzel geldi. 455 lira geldi. Doğru. Normal. Elektriğiniz? Elektriğim de 266 lira geldi. O da ben normal görüyorum onu. Ben emekliyim, emekliyim. Kahvem yok, sigaram da yok. Çocuklarım rahat rahat, yakı yok, ısını yok. Vallahi çok yakarsam çok olacak artık eskisi gibi değil. Herkes tasarrufu yapsın. Suyu da elektriği de mesela harur barman savurmasın. Bu her şeyin bir bitişi var. Onun için ben bir şey demiyorum fazla. Kullanmayabileceğim. Çanaca her yer açarsam tabii. Ütü yap 10 saat. Şunu yap bunu yap. O ideal tabii. Türkiye'de Cumhurbaşkanı buna bizi muhtaç etti. Tekrar aynı anlama geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeye çalışıyor. Kendine bir sistem bağladı. Atatürk'ün mirasını yedi. Oy verenler de pişman. Ben de oy verdim. Çok güzel. Hiç indirimli değil, indirimli çok güzel, aynen 50 lira bir fark var, başka bir şey yok. Kaç geldi size doğalgaz? 250. 250. Kaç olacak ya? Doğalgaz 250 geldi. Aynen. Doğalgaz çok geldi hemşerim. 350 geliyordu, 700 kağıt geldi. Elektriği de bilmiyor yalnız. 1 milyar. 1 milyar 50. Nasıl faturaları ödemekte güçlük çekiyor musunuz? Ödemem lan zor ya. 250 diyor. Ödüyorum ya. Ödeyeceğim. Yemeyecek, içmeyecek, bu kışı geçirecek. Memnun değilim yani. Her şey iyi olacak inşallah yani. Ben Cumhurbaşkanıma hiçbir şey diyemiyorum. İyi insan yani, güzel yönetiyor. Yardım edeceklermiş bakalım, inşallah ederler. Vallahi çok. 300-350 geliyor. Önceleri 150-160 geliyordu. Şimdi 350-360 geliyor. Allah millet perişan. Onlar söylemez onlar. Çok demez onlar. Tayyipçi çünkü. 1 milyar da gelse 100 milyon geldi diyorlar onlar. Hepsi de aynı yaşam işi yok. Garibana oluyor. Kimseye olmuyor. Zengin neredeyse zengin oluyor. Garibanın hatta kalanı can çıksın. Kurtulabilecek mi? Bari bir geçsin. Valla az nüfusum ama iki kişiyiz. 315 lira geldi doğalgazım. Elektriğim 176 lira geldi. Allah kalabalık ailelere sabır versin. Hayat şartları çok pahalı oldu. Bildiğin gibi değil yani. Bilmiyorum ya millet zor geçiniyor bilmiyorum. Çünkü doğalgaz, elektrik yani ortalık çok kötü oldu. Maaşlar da çok az geliyor. Yani düzenleri iyi değil. Allah hayırlısını versin. Ne kadar geldi bu ay faturalarınız?
200 geldi, 205 elektrik geldi, 300 milyon doğal gaz geldi. Baş olarak biz şikayetçiyiz tabii genellikle de. Neden dersen yani 150 lira gelen elektrik faturamız oldu 250. Doğalgazın da sürecini bilmiyorum, ne kadar yaktığını da bilmiyorum. O da geliyor 450-500'den aşağı gelmiyor şu anda. Ondan şikayetçiyiz tabii halk olarak. Elektrik faturası şu %150 zam geldi. O yüzden ülkenin durumu da belli. Belli bir şeyde. Fakir insanlar ödeyemiyor. Yani ülkenin durumu çok kötü yani. Şu anda enflasyon %50. Normalde %48 gösteriyorlar ama 150'den de fazla. O yüzden yani ülkenin durumu şu anda hiç iyiye gitmiyor. Yani bu yüzden halkımız da biraz kendisi düşünmesi lazım, tartması lazım. Ona göre kararını vermesi lazım halkımızın. Yani halkımızın kararına her zaman saygı gösteririz. Ama yani bu şekilde devam ederse yani halkımız başka yönlere yönlenebilir yani. Yüksek geliyor. Aldığımız maaşı da oraya veriyor. Fark başka bir şey yok. Kaç lira geldi bu ay faturalar? 650 bin lira geldi. Doğalgaz 200 bin lira geldi. Elektrik 110 lira ödüyordum. 300 lira ödüyordum. Doğalgazı 600 lira geldi. Başka yok yapacak bir şey. Valla herkes şikayetçi doğalgaz ve elektrik faturalarına ama bütün dünyada bir ekonomik bir kriz var. Bu korona nedeniyle bu enerji dünyadaki enerji sıkıntısından dolayı Türkiye'de de bir enerji sıkıntısı var. Dolayısıyla bu da bize de yansıyor. Düzelecek inşallah. 250 arttı. Nasıl zorlanıyor musunuz ödemek? Hem de nasıl? Zam çok mu? Daha ben çiftçiyim. Daha biz battık. Kupreler, müprelerse de elektrik o değil ki. Buyurun.